Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Aslan burçlarının 19-26 Kasım haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz da bol olur inşallah diyelim. Lütfen bu aralar sağlığınıza dikkat edin. Gökyüzü böyle bize geliyor arkadaşlar. Ama bu haftanıza bakar mısınız? Misler gibi bir haftaya hazırsınız. Bazı konular var ama bunlar böyle direkt net konular diyebilirim. Tabii fincandan çıkacak bir şeyler, daha doğrusu tabaktan, ama gene de biz burayı önce bir yorumlayalım. Bu hafta neler var? Şimdi bu hafta iş ve para konularında sakinlik diyeceğim arkadaşlar. Maddi kaynaklarınız, cebinizdeki para, çalıştığınız iş, beklenti içinde olduğunuz paralar, bu konularla alakalı bu hafta Pazartesi, Salı rahatsınız. Çarşamba günü yalnız havada kaldığınız bir mevzunuz var. Karar veremediğiniz, ayaklarınızın yere oturmadığı ya da böyle silik görsellerde çıkmış bir konu olarak görünüyor. Hani bir belirsizliğin içerisinde zaten belirsizlik var. Neye karar vereyim ki der gibi görsellerde çıkıyorsunuz. Burada gittim geldim, gittim geldim, gittim geldim ama ortada bir şey yok da diyebilirsiniz. Yani bir para almak, bir parayla alakalı mevzuyu halletmek. Evet, Salı günü biraz daha aktif, daha güzel görseller var ama Çarşamba özellikle, hani bazen biz şey deriz, ay boşlukta. Ay boşlukta gibi siz boşluktasınız. Hani oldu, bitti, tamam, bugünü de geçtik. Çarşamba günü aslında güzel bir haber gelecek. Öğleden sonra özellikle gelecek olan haber sizi böyle bir hareketlendirecek. Güzel bir haber. Geçtiğimiz haftalardan beklediğiniz bir iş ya da para konusuyla alakalı. Çevrenizde yalnız bu haberi gönderen kişi böyle uzaklarda görsellerinde çıkmış. T harfi Trabzon'un T'si ya da Samsun'un S'si olabilir. Sanki burada bir konuşma, görüşme. Bu haber aslında, yani böyle eskiden hani haber derdik ya, fallarda kuş haber deriz. Ama burada aslında biraz artık o kuşu geçiyoruz. Telefonla bir iletişime gireceğinizi düşünüyorum. Burada siz biraz daha sıkıntısınız. Karşı taraf daha rahatta. Yalnız yapacağınız konuşmada karşı taraf da biraz sıkılacak. Yani sizin beklentilerinizin tam olarak karşılanması adına yapacağınız bir görüşmeniz var. Burada karşı taraftan haber beklerseniz bu hafta haberiniz gelmez. Sıkışmış, köşeye sıkışmış bir kişi olarak görünüyor. Ve bu sıkışıklığını bir şekilde böyle oyalayarak, sizi oyalama durumu olabilir. Oyalayarak önümüzdeki haftaya atar arkadaşlar, haberiniz olsun. Ana konular aslında baktığım zaman sakin bir hafta, beklentilerle alakalı gelecek olan bir haber, bir telefon görüşmesiyle siz bir yük üzerinizden atacaksınız. Karşı tarafta yük görselleri var. Ama buradan bir haber ya da para bekliyorsanız bunun cevabını alamazsınız bu hafta dedik. Hafta sonu para harcama var mı? Vallahi ağzınızda bir anahtar görüyorum. Yani aslında bir şeylere para harcamak isteyeceksiniz ama bir taraftan da gözleriniz böyle kocaman olmuş. Hani almak ya da yapmak istediğiniz şeyin fiyatı mı artıyor? Ya da bir harcama yapacaksınız da ya ben bunu zaten istiyordum, tamam, ama bu kadar da beklemiyordum der gibi görsellerinde çıkıyorsunuz. Yani burada aslında cebinizdeki parayla harcama yaptığınız alanda biraz dikkat etmeniz gerektiği görselleri var. Burada da çünkü böyle üzerinizde bir hilal doğmuş. Yeni harcamalar aslında, bir şeyleri yenilemeye çalışma konuları olabilir. Burada yaptığınız şey biraz elinizi acıtabilir, öyle söyleyeyim. Yani elinizdeki anahtar sanki elinizi yakıyormuş gibi bir görsel var. Bunun haricinde iş başlangıcı, iş başvurularıyla alakalı bence güzel bir hafta. Hafta sonuna kadar beklenti içinde olduğunuz konulardan da güzel haberler alırsınız arkadaşlar. Peki ilişkilerde neler var? İlişkilerde kafanızın üstüne koyduğunuz, uzattığınız bir pazartesi ama bunları hiç önünüze koymuyorsunuz. Yani kafanızın içinde bazı mevzular var. Geçtiğimiz haftadan bazı tartışmada konuşmalar olmuş. Ama bunları bu hafta çok da önüme koymak istemiyorum. Bunlarla zaman geçirmek istemiyorum dediğiniz sakin bir hafta gene aynı şekilde. İlişkilerde mesafeli olma, iki konudan dolayı da ufak tefek tartışmalarla geçireceğiniz bir hafta. Mesafeli diyorum. Neden mesafeli? Bazı konular var arkadaşlar. Bana kalırsa aslan burçlarının %50'si diyebilirim. Yükselen aslanları da kapsarsak %70 olur ama bu hafta ilişkilerde mesafelisiniz. Yani bir sorun, bir mevzu ya da kişilerin kendi hayatlarıyla daha çok ilgilenmesi, kendi işiyle, kendi sorunlarıyla daha çok ilgilenmesinden dolayı ilişkilerde biraz mesafe, herkes işine baksın, kontrolsüz bir alanda görünüyor.
herkes işine baksın diyebilirsiniz. Özellikle Perşembe günü hane içerisindeki bir karışıklığı çözeceksiniz, noktayı koyacaksınız. Yine aynı şekilde Perşembe günü güzel bir haberiniz var. Hafta sonu uçarak bir yere gitmek istiyorsunuz. Burada ayaklarınızı tutan hiçbir şey yok aslında. Hani bir yere gitmek, birisiyle görüşmek, birine haber göndermek, haber beklentisi içinde olmak ki haber beklentisi içinde olmak diyorum. Elinizde bir telefon beklenti içindesiniz. Bu haber beklenti konularında iyi cevaplar almak adına cumartesi, pazar ancak iyi bir haber gelebilir diyorum. Askıda kalmış kalp görselleri var arkadaşlar. Yani bu da aslında aşk ilişkilerde eğer yeni bir aşk ilişkide bir ya da bir ilişkiye başlama hani platonik olduğunuz birisi düşünsek diyeceğim. Havada kalma, askıda kalma görselleri var. Ama burada hani negatif bir şey de yok yalnız. Hani bazı belirsizlikler belirsiz kalır ama bunlar sizi mutsuz etmez. Hani mutlu etmiyor ama mutsuz hiç etmez görsellerinde. Temiz görsellerde çıkmış. Esas burayı merak ediyorum. Şimdi burada bir tortu var. O da giderse misler gibi diyeceğim yani. Gider mi sizce? Yani iş para, iş para. Niye iş para bu aralar ya? Hep böyle çıkıyor. Hani sağlık? Hani sağlık değil mi? Oo, hanede bir şeye elinizi uzatmışsınız ama aslında burada şey var. Bir dakika. Burada şöyle bir görsel var. Buradan ekleyeceğim biliyorsunuz. Böyle uzaklarda birisi var. Ondan bir haber bekliyorsunuz. Bu aşk, ilişkiler bir başlangıç. Ama o kadar çok işe güce dalmışsınız ki yani arada unutuyorsunuz. Hani o tarafı diyeyim size. Ya da birisiyle görüşüyorsunuz ama tam bir başlangıç olmamış. İşte bu hafta aslında çarşamba günü artık elinizi uzatmış. Çok sıkıntılıyım, çok zaman ayırır mıyım, ayıramaz mıyım gibi bir düşüncede olsanız da oradan gelecek bir haber. Güzel bir haber ama. Hani böyle sizi mutlu edecek bir haberle birlikte bir kişi elinizi uzatmış görünüyorsunuz. Zaten size öncesinde el uzatacak olan o. Hani bir teklif alabilirsiniz, yeni bir aşk başlangıcı yapabilirsiniz. Üstünde çünkü anahtar görselleri bir başlangıç yapacağınızı da gösteriyor. Burada çarşamba günü özellikle aşk ilişkilerde karşınızdaki kişinin uzatacağı ile tutuyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Burada başlangıçlar olabilir, güzel başlangıçlar olarak görünüyor. Pazartesi günü ailede bir çıkıntı yapan birisiyle bir mücadeleniz olabilir. Sorun yaratabilir. Ailede bir karışıklık yaratabilir ama çözülebilecek bir konu. Şimdi iş ve para konularında bakın ağzınız açık görseller var burada. Bir şey şaşırabilirsiniz. Beklemediğiniz bir haber alabilirsiniz. Burada çevre de aynı görsellerde yalnız. Hani sanki topluluk içerisinde çalışıyorsunuz. Bir haber geliyor pazartesi. Aa öyle miymiş? Öyle mi olacakmış der gibi. Bir şaşkın görseliniz var. Bana kalırsa pazartesi, salı bazı sıkıntılar yaşanabilir ama sonrasında rahat görsellerde çıkıyorsunuz. Yani aslında haftanın özetine gelecek olursak, ha bir de pardon çok özür dilerim onu da bir söyleyeyim. Bir sağlık sorunu yaşayan birisi var. Yalnız çevreden cevap alamıyor. Yani hani doktora götürüyorsunuz da iyileşmiyor gibi mi söyleyeyim hani öyle. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bu konular üzerine çok karışık çıkmış. Perşembeden sonra sadece bir rahatlama var. Burada sanki elinizde böyle bir dürbün gökyüzünü inceler gibisiniz. Hani ilahi bir destek bekliyor olabilirsiniz. Burada bu destek iki aşamada gelecek görünüyor. Yani bu hafta bazı konularda güzel gelişmeler özellikle perşembeden sonra yaşarsınız. Ondan sonraki haftaları atlar. Hani sadece bir kere de çözülecek bir mevzu değilmiş gibi görünüyor sevgili dostlar. Şimdi genelleme yapacak olursak da aslında evet bir yük bir sıkıntı görüyorsunuz ortada. Bu hanenizle alakalı bir sıkıntı da olabilir. İşle alakalı bir sıkıntı da olabilir. Çok ortada çıkmış. Ama genel hatlarıyla pazartesi, salı, çarşamba bu konuları çözer miyim deseniz de çözemezsiniz. Sakinliğinizi koruduğunuz, olanı yaşadığınız bir hafta, iki yönlü de olanı yaşadığınız bir hafta olarak görünüyor sevgili aslan burçları. İyi dediğim, güzel dediğim, her şey önünüze düşsün ya. Güzellikler bizi bulsun. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, astrolojik olarak geçen hafta da bazı yorumlar yaptım ama yapasım gelmiyor. Çünkü hani kareler çok fazla olunca burada mücadele mücadele. Hani ben şey diyorum böyle durumlarda. Sakinliğinizi koruyun. Olan olması gereken oluyor. Önümüze bakalım. Nefes aldığımız sürece bir umut hayatımızda vardır diyorum. Çünkü her sabah güneş doğuyor. Ben buna yani bu inançla yoluma devam ediyorum diyeyim. Mesela hastalıklarla sınanıyorum. Hecia kareleri var. Bu benim 8. evden beni vurduğu için ben hani zehirleniyorum. Arkasından grip oluyorum. Arkasından böyle sıra sırıl geliyor. Ve bu sadece bana değil, genel olarak hepimize denk geliyor. Yani hastalık havası deriz ya, hani anneler bazen şey derler, o güneş aldan mı hastalık havası falan gibi böyle.
Hastalık havaları lütfen dikkat edin. Ve bu haftalık da bu kadar diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.